Evet, selam arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Samsung A23 telefonumuza Android 13 güncellemesi geldi. Hemen size şuradan güncelleme hakkında bilgileri göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere Android 13 güncellemesi şu an cihazımıza geldi. Android 13 One UI5 yükseltmesini yapabiliriz. Şu anda hali hazırda var. Yeni gelen özelliklerde görsel tasarımlar düzeltildiğini söyleniyor. Her zamankinden daha sorunsuz olduğunu ve gelişmelerin bulaşıklığa ve efektler renklerinin düzeltildiğini söyleniyor. Kilit ekranını iPhone'lardaki gibi özelleştirebileceğinizi söylüyor. Daha fazla duvar kağıdı seçeneğinin olduğunu ve renk paletleri için daha fazla renk seçeneklerinin olduğunu söylüyor. Modlar ve rutinlerini söylüyor. Uyku zamanı mod ve uyku modunun düzenlendiğini ve buna benzer daha değişik widget'lar, çoklu görevler, bağlı cihazlar, kamera ve galeride düzenlemeler, fotoğraf ve video düzenleyicisine eklemeler, AR emojiler ve etiketler, Samsung klavyede düzenlemeler, bildirimler, ayarlar, güvenlik ve gizlilik, erişebilirlik gibi en önemli özelliklerinde değişiklikler olduğunu söyleniyor. Şimdi hep birlikte güncellememizi indirip başlayabiliriz. Evet, şu anda güncelleme yüklememiz hazır konumda. Güncellemeyi indirdik. Şimdi yükleye basıyoruz ve cihazımıza Android 13 UI5 arayüzüyle birlikte yükleniyor. Hadi yükleme bittikten sonra bakalım bizi nasıl bir deneyim karşılayacak arayüz olarak. Evet, merhaba arkadaşlar. Android 13 sürümünü Samsung A23 telefonuma yükledim. Şimdi ilk başta kayda girmeden önce biraz incelemelerde bulundum. İlk izlenimim zaten 90 Hz bir ekran tazeleme hızı olduğu için Samsung A23'te zaten hızlı bir ekranla sahipti. Fakat şu an Android 13'ün arayüz One UI'nun 5'ini yükledikten sonra daha da hızlandı. Daha da seri bir şekilde karşıma çıktı. İlk izlenim olarak bunu size aktarabilirim. Şu an Android 13 yazılım güncellemesini yükleyen normal bir insan, yani sizin gibi, ilk elime cihazı aldığım zaman hissettiklerimi, yenilenmiş özelliklerini ve hızına falan bakacağız. Bakalım nasıl bir performans Android 13 ile birlikte bize sunulacak. İlk özellik şöyle göstermek istiyorum size. Şöyle aşağı indirdiğimiz zaman buradaki hafif bir karemsi şey vardı. Buradakiler yan dönmeye başlamış. İkinci dikkatimi çeken özellik, burayı görüyorsunuz, yanlar değişmiş. Şu şekilde modlar diye bir uygulama geldi. Modlar dediğimiz uygulamanın üzerine dokunduğumuz zaman bu şekilde iPhone'larda olduğu gibi burada uyku, araç kullanma, egzersiz, dinlenme, iş ve birkaç tane daha eklemek isterseniz sonradan ekleyebileceğiniz kapakçıklar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu da güzel bir özellik olarak ilk başta dikkatimi çeken özelliklerden oldu. Fakat daha farklı özellikler de geldi. Bunu buradan yukarı indirdikten sonra tuşları düzenleye bastığımız zaman görmüş olduğunuz üzere şöyle sağa çekiyoruz. T kontrast yükseltme geldi. Renkleri ters çevirme burada var. Güvenlik AliExpress ekran diye bir özellik geldi. Not oluşur zaten vardı. Zaten bunları buradan bu şekilde sizler de rahatlıkla görebileceksiniz. İlk izlenimlerim olarak bunlar değişik olarak karşıma çıkıyor. Gençler, bilginiz olsun. Buradaki özelliği de görüyorsunuz. Şimdi bunu hızlandığını nasıl gösterebilirim size? Bakın, hiç takılmalar, etmeler olmadan hızlı şekilde buradan bu şekilde güzel bir deneyim sunuyor. Şimdi bunu o şekilde yaptığımız zaman duvar kağıtları stillerinde değişiklikler olduğu söyleniyordu. Buraya renk paleti zaten vardı, biliyorsunuz. Bunu daha da fazla değiştirebilip renkleri sunabileceğiniz şekilde geldi. Duvar kağıtlarına göz attığımız zaman buraya farklı farklı
daha canlı, öne çıkan duvar kağıtları olarak çıktı. Resimli olarak, renkler olarak ve duvar kağıtları dinamik ekran olarak buradan bu şekilde özellikler karşımıza çıkıyor. Bu da yeni gelen ayarlardan bir tanesi olarak ilk izlenimlerim olarak bunları size aktarabilirim. Öne çıkanlara baktığımız zaman buradan bayağı bir değişik çeşitli duvar kağıtları geldiğini söyleyebilirim. Başka ayarlara girelim. Buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere buradan da panelleri büyütüp küçültebiliyoruz. Şimdi diğer farkındalığa baktığımız zaman, ayarlar kısmına girdiğimiz zaman buradan şuradan çıkayım. Bir saniye. En başa alacağız. Evet. Buradan ayarlara girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere şuradaki modlar ve rutinler diye bir ayar geliyor. Ayarlar içine girdiğiniz zaman daha önceden bu burada yoktu. Bunu biliyorsunuz. Burada modlar ve rutinlere demin de oradan kısa şekilde göstermiştim. Buradan da bu şekilde girip buradan da istediğiniz modu ekleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bakıyorum sizlerle birlikte, ben de ilk defa şu anda kontrol ettiğim için farkındalıkları hep birlikte bulacağız. Şimdi ekrana bakalım. Ekranda farkındalık var mı? Kolay mod, hassasiyet, ekran koruyucu. Burada da papakçıklar düzeltilmiş. Ana ekran düzeltme simgesinde buradan bu şekilde 3x4 olmuş. Kilit ekran türünü. Geldiğimiz zaman kilit ekran türünde değişiklikler olduğu bahsediliyordu. Bakalım neler var. Kilit ekran türüne widget olarak da etki ekleyebiliyoruz. Önceden bu yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Bu da yeni gelen özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmış. Bunu buradan bu şekilde yaptığınız zaman direkt ekranınızda o şekilde çıkacaktır. Kilit ekran hakkında en son sürümü yüklü olduğu da zaten karşımıza çıkıyor. Bakalım başka neleri var yeni gelen bölümünde. Hemen bakıyoruz. Başka burada uygulamalara girelim. Uygulamalarda bakalım farkındalık var mı? Yok. Gördüğüm kadarıyla aşağı inelim. Bağlantılarda ve daha hızlı bir şekilde bağlandığını söylüyorlardı. Ve bu bağlantılarında VPN ötesi WoW Wi-Fi kullanırken başka bir sohbet, grup, hani mobil Wi-Fi kullanarak ve Bluetooth ayarlarını paylaşabiliyorsunuz. Bu da yeni gelen özelliklerden biri. Link kompiyonsu olarak karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun. Bakıyorum başka özellikler, daha değişen özellikler var mı diye gençler. Şu anda bağlı cihazlar diyor. Kulaklıklara otomatik olarak geç özelliği gelmiş. Başka cihazlarda arama ve mesajlaşma şeyi vardı zaten. Buradaki papaklar yanları gördüğünüz gibi iyice ovalleşmiş. Bunlar Wearby Smart Android Auto olarak buradan gelmiş. Buradaki özelliklerden bir iki tanesi de yeni şekilde karşımıza çıkıyor. Ana ekranın şekli şemali düzelmiş gençler. Güzel olmuş. Bildirimlere bakalım. Bildirim olarak ne gelmiş? Bakalım başka var mı? Gelişmiş ayarlara bakalım. Bazen böyle gelişmiş ayarların içine de yeni özelliklerini sıkıştırabiliyorlar. Şimdi sizler gibi ilk Android 13 indirdikten sonra bu şekilde ben de bakıyorum ne var ne yok. Ses ve titreşime bakıyoruz. Buradan istediğiniz sesi ve titreşimi, ses kalitesi ve efektler, equalizer filan, adaption tüs, en iyi sesi bulun diye bir özelliğimiz de var, bulunuyor. Duvar kağıtlarını söyledik. Temalara baktığımız zaman buradan indirmeniz ve onay vermeniz gerekiyor. Ama şunlar animasyon olarak bunlar biraz düzenlenmiş, kenarları köşeleri daha da düzgün bir şekilde hale gelmiş. Bir de ayrıyetten hızlanmış arkadaşlar. Cihazımız bayağı bir hızlanmış. Bu neymiş? Derin uyku %80'i mevcutmuş. Şimdi düzeltelim bakalım. Bunu da bu şekilde daha önceden söylemiyordu. Pil sorunu diyor. Sorun yaratan uygulamayı göster. Instagram buna derin uyku olarak gösterelim. Instagram'ın derin uykusunu olarak bu şekilde daha önceden söylemiyordu. Sadece düzeltildiğini hakkında bilgiler veriyordu ve bu da cihaz bakımında bu şekilde gösteriyor. Şu sorun, şey sorunu oluyor, bu sorun oluyor diye bilginiz olsun. Bu da güzel bir özellik olarak karşımıza yeni
Android 13'te karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, ilk gördüğüm izlenimlerim şu anda sizlerle birlikte bakıyoruz ve neler olduğunu hep birlikte gözlemledik. A23 cihazımızda yeni gelen, şimdilik görebildiğimiz ve gözlemleyebildiğimiz yeni özelliklerimiz bunlar. Daha sonra daha derinlemesine bir inceleme yapıp ve farklı forumlardan gelen bizim de bilmediğimiz özellikleri hep birlikte tekrar derleyip tekrar bir video haline getirip sizlere sunarım. Şimdi A23'te yeni gelen Android 13 yazılımındaki değişiklikler kabataslak bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve daha farklı değişiklikleri siz de gördüyseniz bunları yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve daha fazla kitleye ulaşabilmemiz için bu şekilde birbirimize haberleşelim arkadaşlar. Hadi diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.